Merhabalar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalından Business Channel'dan sevgilerle. Mukaddes Başdilli Hayatın Akışı programındayız yine. Her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç konu ve konuklarla birlikte olduğumuz gibi bugünkü konuğumuz da gerçekten sizin çok ilginizi çekecek, ilginizi çeken ve bu konuda her zaman için yazdığınız ve bununla ilgili istekte bulunduğunuz fitoterapi, işte ada çayları gerçekten ada çayı mı içtiğimiz, papatyalar gerçekten papatya mı? Çok enteresan, çok ilginç ve bu konuda gerçekten uzmanlaşmış bir konuğumuzla birlikteyiz. Fitoterapi konusunda uzmanlaşan Anadolu Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi'nin Farmakognozi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi ve akademisyen olan benim de çok sevdiğim bir insan, sevgili arkadaşım Ayhan Altıntaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Valla Eskişehir'den sizi bulup buraya getirmek çok kolay olmadı ama ayaklarınıza sağlık. Minnettarım. Bizi kırmadınız. Rica ederim. Her çok zaman. Teşekkür ederim. Şimdi Ayhan Altıntaş kimdir? İzleyicilerimize biraz sizden bahsedelim. Eczacılık dünyası zaten sizi tanıyor. Fitoterapideki emekleriniz, yetiştirdiğiniz eczacılar zaten herkes sizi biliyor ve Teşekkür ederim. Bilmeyenler de bir şekilde medyadan takip ediyor. Biz biraz aslında seyircilerimiz için, izleyicilerimiz için anlatalım. Ayhan Altıntaş kimdir? Sizin kelimelerinizi alalım. Hemen. Tekrar teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Ayhan Altıntaş kimdir? 1971 yılında Almanya'da doğdum. Ama okumak için, okul hayatını gerçekleştirmek, yaşayabilmek için Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de okul hayatına başladım. İlkokul, ortaokul, lise okuduktan sonra Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandım. Orayı okudum. Okuduğum süre içerisinde ideallerim başkayken yaşadığım ortam, hocalarım bana örnek teşkil etti ve akademik hayatı seçmeye karar verdim. 92 yılında mezun oldum 1992'de. Mezun olduktan sonra da Farmakognozi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Bu alanda çalışmayı çok seviyordum. Bitkilerle, doğal ürünlerle çalışmayı çok seviyordum. Sonra fitoterapi Türkiye'de de böyle bir uzmanlık haline gelince ve popüler hale gelince bu konuda da eğitimler vermeye başladım. Kendimi bu konuda yetiştirip eğitimler vermeye başladım. 2010 yılından beri sizler de katıldınız biliyorsunuz. Çok keyifli. Ülkenin çeşitli illerinde, eczacı odalarında, özel kurum ve kuruluşlarda bu konuda çeşitli seminerler ve eğitimler verdim. Hala da yoğun bir şekilde bu eğitimlere devam ediyoruz. Hem okul hayatı devam ediyor hem de hem halkımızı, vatandaşlarımızı hem de sağlık sektöründe çalışan ilgili kişileri, eczacılar, hekimler, diş hekimleri, hemşireler, diyetisyenler bu grupları bu alanda bilgilendirmeye çaba gösteriyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi Rica ki, iyi ederim. ki çünkü gerçekten insanların bildiği gibi bir şey olmadığını birazdan görecekler. Fitoterapi nedir? Ne kadar yaygın bir tedavi sistemidir ve geçmiş hakkında birazcık kısaca bahsedelim hocam. Fitoterapi aslında en eski tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Şimdi ben eğitimlerde genellikle şundan bahsediyorum, diyorum ki günümüzde bizim kullandığımız eczanelerimizde var olan ilaçlar son yüzyılda ortaya çıkmış ilaçlar. Birçoğu da sentetik kökenli biliyoruz. Ama öncesinde insanoğlu yeryüzünde var olduğundan beri hem sağlığını korumak amacıyla hem de hastalıklarını tedavi etmek için bir şeyler kullanmış. Ne kullanmış? Çevresindeki bitkilere bakmış. Çiçeklere, otlara, yapraklara onları kullanmayı öğrenmiş. O yüzden fitoterapinin doğuşu aslında insanoğlunun yeryüzünde varoluşuyla başlayan bir tedavi şekli. Bir savaşa girdiğinde, hayvanlarla karşılaştığında, arkadaşıyla kavga ettiğinde, yere düştüğünde, yaralandığında o anda çevresinde bulduğu bitkileri bulmuş insanlar, ele geçirmişler. Çiğnemiş, yarasının üzerine kapatmış, kaynatmış, sürmüş, içmiş hastalıklarını ve sağlığını korumaya derman aramış bitkilerden ve fitoterapi böyle doğmuş. Yani yüzde binlerce yıldır yeryüzünde var olan bir tedavi sistemi. Sonrasında tabii bu bilgi birikimleri günümüze kadar aktarılıyor nesilden nesile. Biz hep deriz ya işte anneannelerimiz, babaannelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz bazı otları kaynatır içerlerdi. Her ne kadar burada parantez içerisinde söylemek lazım. Kaynatma olayı fitoterapide olmamasına karşın işte kaynatıp içerlerdi ya da bir takım karışımlar hazırlarlardı. İşte o bilgi birikimlerini biz günümüzde derleyip toparlayıp günümüzdeki modern fitoterapi anlayışıyla destekleyip halkımızın kullanımına sunmayı amaçlıyoruz. Fitoterapi böyle bir
bilim dalı, çok eskiye dayanan bir bilim dalı. Şeyde diyebiliyorum ben, yanlışsam düzeltin, şamanizmde özellikle şaman, evet, anneler kız çocuklarına öğretirlermiş değil mi? Hani kız çocuklarına özellikle bildikleri bütün her şeyi öğreterek özellikle şöyle bir şey var. Şamanizm Orta Asya'da biliyorsunuz çok yaygın olan bir anlayış. Oradaki o lider pozisyonda olan kişiler hem göklerden gelen bir takım mesajları kendi halkına iletmek için bitkileri kullanırlarmış, hem de insanların hastalıklarını tedavi etmek için. Zaten biz çok şanslı bir bölgedeyiz. Hı hı. Neden diyeceksiniz? Şimdi şamanizm Orta Asya'da doğmuş ve bitkilerin kullanımı da orada meydana gelmiş. Sonra biz biliyorsunuz hani konar göçer bir geçmişimiz var. Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya yerleşene kadar o kadar çok ortamda bulunmuş ki bizim atalarımız. Hı hı. Her bulundukları mekandaki bu bitkilerle ilgili kültürü de kendi yaşayışlarıyla birleştirmişler ve Anadolu'ya kadar getirmişler. Anadolu'da da bu devam etmiş. Anadolu'nun da çok zengin bir florası var. Biz Anadolu'da yaklaşık 12 bin üzerinde bitki çeşitliliğine sahip bir ülkeyiz. Yani dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip bir ülkeyiz. Bunu da Anadolu'da çok iyi değerlendirmişiz ve günümüzde hala halkımız bu bitkilerin yaklaşık 1000 kadarını bitkilerle tedavide doğal olarak kullanıyor. Bu da Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'ya kadar gelen kültürün harmanıyla ortaya çıkmış bir sistem. Peki Türkiye'deki aktar tababeti ve lokman hekimlik doğru mudur? Ve lokman hekim inanışı hakkında neler söyleyelim izleyicilerimize? Aktar tababeti az önce bahsettiğimiz olayla aslında bağlantılı. Yani bu kültür Anadolu'ya, hı hı, kadar geldiğinde Anadolu'da aktar tababetinin yaygın bir şekilde ortaya çıkması gayet normal. Önceki dönemlerde tabii ki çok yaygın şekilde kullanılmış. Neden? Modern eğitim sistemleri olmadığı için halk aktar tababetinden deva bulmaya çalışmış ve aktarlar da bu konuda gerçekten bu bilgileri iyi bir şekilde topluma vermişler. Ama günümüzde maalesef bu şekilde değil. Artık biraz ticari, aslında biraz demek bile yanlış, çok fazla şekilde ticari kaygı işin içerisine girmiş durumda. Hı-hı. Aktarlarda satılan ürünlerin doğruluğu konusunda sıkıntılar var. Ona gireceğiz ama öncesinde... Evet, bu konuda şeyden, izleyicilerden ciddi bir şey var. İnsanlar doğru bilgiyi, doğru ürünü, doğru tavsiyeyi nasıl ve nereden almalılar diye soracaktım. Yani aktarlar bu konuda gerçekten insanlara bilgi verebiliyorlar mı? Değil tabii ki. Yani aktarlar ilk başvurulacak merci değil. Aslında en doğru bilgi eczacılar. Eczacılarımız, serbest eczanesi olan eczacılar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bitkilerle tedavi konusunda eğitim dünyada sadece şu anda eczacılık fakültelerinde veriliyor. Bizim ülkemiz için de bu bir gerçek. Son zamanlarda tabii bunun eğitimi başladı. Doktorlarımız, hekimlerimiz, hatta diş hekimlerimiz de eğitimleri almaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu, 4 sene kadar önce yayınlamış olduğu bir yönetmelik vardı. Geleneksel ve tamamlayıcı tedavilerle ilgili bir yönetmelik. Bu yönetmeliğin kapsamında tamamlayıcı tedavi sistemi adı altında yer alan birçok tedavi sistemi hekimlerimize anlatılmaya ve sertifikasyon eğitimleri yapılmaya başlandı. Hatta onlarda ben de görev alıyorum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu sertifikasyon eğitimlerini veriyor. Burada eğitimleri de artık hekimler aldığı için onlar da bu konu hakkında bilgi sahibi olmaya başladılar. Ne dedik? Aktarlar maalesef artık günümüzde ticari kaygıyla çalışıyorlar. Bu yüzden doğru bilgiyi, bırakın doğru bilgiyi, doğru ürünü mekanlarında, dükkanlarında bulunduramıyorlar. İsterseniz bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim size. Ben genellikle eğitimlerinde bahsediyorum bundan. Her bitki Türkiye'de yetişmiyor. Tamam, çok zengin bir floraya sahip olabiliriz ama bizim yurt dışından ithal ettiğimiz bitkiler de var tedavide kullandığımız. Aktar tababeti olayı açısından buna bakarsak öncelikle şunu vurgulamak lazım. Nasıl hastalarımızın, vatandaşlarımızın doktora gittiğinde reçete yazılan ilaçları almak için eczaneye gittiğinde dikkat ettikleri bir husus var. Aldıkları ilacın mesela son tüketim tarihine bakarlar. Belirli bir kullanım süresi, bir miadı vardır, hı hı, o ilaçların. Bitkilerin de böyle bir miadı var. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Ve bu miadı kim koyuyor biliyor musunuz? Doğa. Doğa size diyor ki ben sizin için her yıl bu bitkinin yenisini veriyorum. Evet. Yani bir yıllık bir kullanım süresi var. Yani bu sene Mayıs ayında topladığınız bitkinin süresi ne zamana kadar? 2019 Mayıs'a kadar. Normal şartlarda doğa size bu süreyi koymuş. Siz buna uymak zorundasınız. Hem biz bunu bir sene daha uzatıyoruz. Diyoruz ki eğer bu bitki toplandıktan sonra iyi şartlarda kurutuldu ve hazırlandıysa ürün, iyi bir şekilde ambalajlandıysa ve koruma altına alındıysa, işte havanın oksijeniyle, ışıl, ısı, ışık, ortamdaki haşereler,
Bunlar da temasta değilse bir yılda biz koyuyoruz üzerine. 2 yıl kullanım süresi diyoruz. Ama benim eğitimlerimde az önce söylediğim gibi vermiş olduğum bir örnek var. Mesela zencefil. Bizim halkımız bunu çok kullanıyor. Biliyorsunuz mide bulantısından tutun, üst solunum yolları enfeksiyonlarında, işte öksürükte, özellikle çocuklara zencefil bal karışımı çok verilir biliyorsunuz. Evet, evet. Aktara gidiyorsunuz, zencefil istiyorsunuz. O zencefili bir de toz olarak satıyor aktarlar. Hı-hı. Yani biz hiçbir şekilde hiçbir ürünün toz olarak alınmasını istemiyoruz. Çünkü toz hale getirdiğiniz zaman içerisindeki etken maddeler çok daha çabuk deforme, bozulma ve kayba uğruyor. Şimdi zencefil Türkiye bitkisi değil. Bunun ana vatanı mesela Hindistan. Hindistan'daki bir üretici, düşünsenize, zencefili ekiyor. Köklerini kullanıyoruz zencefil bitkisinin. O büyüyor, topluyor, temizliyor, pazara veriyor. Hindistan'daki toptancı bunu alıyor. Sonra gemilerle Avrupa'daki belirli pazar merkezleri var, oralara gönderiyor. Bu bir süreç, çok uzun bir süreç. Sonra oradaki pazar merkezlerinden Türkiye'deki toptancılar gidip mal çekiyorlar Türkiye'ye. Ve siz taşradasınız, bir aktarsınız. Türkiye'de diyelim ki ben Eskişehir'den geliyorum. Eskişehir örneğini verelim. Eskişehir'de bir aktar bir gün kalkıp İstanbul'a geliyor. Buradaki toptancıdan zencefil alacak. Görüyor orada zencefili. Normalde atıyorum belki bir çuval alacakken yeni gelmiş, ucuza da veriliyor. 3 çuval, 5 çuval alıyor, bunu götürüyor Eskişehir'deki aktar dükkanına. Deposuna da koyuyor. Bakın zencefil satıyorsunuz. Ben bunu eğitimlerimde de bu şekilde vurguluyorum. Ekmek satıyor olsanız, et satıyor olsanız gün içerisinde biter, tekrar gelir, yenisi gelir, ertesi gün yenisi gelir. Sürekli taze ürün satarsınız. Ama zencefil. Hiç kimse aktara gittiği zaman aktara şunu söylemez. Bana bir 5 kilo zencefil verir misin demez. İşte 10 gram alır, 20 gram alır. Çünkü onu karıştıracak, balla karıştıracak. Belki kendisi kullanacak, belki çocuğuna verecek. Şimdi 20 gram sattığınız 5 çuval zencefil 3 senede dayanır, 5 senede dayanır, 10 senede ve ben bugün iddia ediyorum. Yani Anadolu'da Taşra'daki bir aktar dükkanına gittiğimizde zencefil üzerinde bir analiz yapsak en yenisi herhalde 5-6 yıllık çıkar. Bu çok sıkıntı aktar tababet açısından. Şimdi bunu bırakın, sözünüzü kesmek istemediğim için insanların illaki dinlemelerini istiyorum ama sizin bende bıraktığınız travmayı ben size anlatayım. Sizin Ayhan Altıntaş olarak eğitim sırasında şunu söylediniz bize, işte ada çayı bilmem kaç çeşit, sizin bildikleriniz, evet, topladıklarınız acaba hangisi? Papatya kaç çeşit, sizin içtiğiniz papatya hangisi? Bunu da aslında söylemenizi istiyorum. En sonunda papatyanın ya da ada çayının doğrusunu bile içiyorsanız, toplama zamanı, dakikaları bazı bitkilerin, saklanma koşulları, demin söylediğiniz bütün her şey, bunları söyledikten sonra biz eczacılar, oradaki 150-200 eczacı şöyle yaptık. Wow. Peki hocam biz ne içeceğiz? Yani biz hastayı bıraktık artık. Peki biz hangi ada çayını içelim? Nereden alalım? Ne yapalım? Şeklinde bir travma oldu bizde. Ben bunu hiç unutmuyorum ve yüzlerce kez de her yerde anlattım. Çok güzel. Gerçekten travma oldu. O zaman şimdi ada çayı, yani bu çeşitler de çok önemli. Doğru. Kesinlikle. Çeşitleri mi alıyoruz aktarlardan? Doğru saklama koşulları, doğru toplama zamanı, doğru dakika, doğru mevsim. Hatta bazen dediğiniz ikindin üzeri, bazen sabah günü ışımadan önce bazı bitkilerle ilgili de bunları söylediniz. Evet. Biz travma olduk ondan sonra. Demek ki ne yapacağız bilmiyoruz. Ne güzel. Hı. Ama bu eğitimler bakın hedefine ulaşmış ve aklınıza da hepsi kalmış. Bir kere bu konuda sizi tebrik ediyorum. Çok güzel. Çünkü hedef oydu. Yani önce sizi bilinçlendirmek, evet, sonra sizlerin de hastalarınızı, gelen o müşterileri ya da vatandaşımızı bilinçlendirmenizi sağlamak. Çok doğru bir konuya parmak bastınız. Çok önemli. Papatya çok sıkıntılı bitkilerimizden bir tanesi. Ada çayı öyle nitekim. Ada çayı mesela normalde tıbbi olarak kullanılan tıbbi ada çayı adını verdiğimiz bir Salvia officinalis. Ama Anadolu'da Çanakkale'den neredeyse Antalya hatta Mersin'e kadar olan bu Ege ve Akdeniz havzasında doğal olarak yetişen bir başka tür var Türkiye'de. Bizim Salvia triloba adını verdiğimiz Latince adıyla, hatta yöresel olarak da elma çayı, hatta ondan elde edilen yağ da elma yağı olarak isimlendirilir. Evet. Ve vatandaş bunu normal meyve olarak tüketilen elmanın çayı ya da elmanın yağı diye düşünür. Aslında öyle değil. Bu bitkinin üzerinde oluşan böyle küçük patolojik ürünler vardır. Minik yeşil elmaya benzeyen. O yüzden vatandaş onu elmaya benzettiği için o çaya elma çayı, o ada çayından elde edilen uçucu yağ, esansiyel yağ da elma yağı adını vermiş. Doğru olan aslında Salvia officinalis'i kullanmak ama Salvia officinalis'i de belirli dozlarda kullanmak gerekiyor. İçerisindeki etken maddelere bakarak. Papatya çok riskli örneklerden bir tanesi. Bizim halkımızın şöyle bir alışkanlığı var. Öncelikle bir şey kendisi temin edebiliyorsa ben bunu nasıl bulurum,
alırım, kuruturum, kaynatırım, içerim anlayışı var. Yaz aylarında, bahar aylarında tam böyle çiçekler dolmaya başladığında piknik mevsimi de başlıyor ya. Bizim vatandaşımız böyle mangalını yakmak için pikniğe gittiğinde bir bakıyor ki etrafta papatyalar var. İşte ortası sarı renkli, kenarı beyaz. Hepsi papatya. Ortası tüpsü, kenarı dilsi çiçek adını veriyoruz. Aslında bileşik bir çiçek orası. Bunu papatya olarak görüyor. Aa diyor, ben bu papatyayı kullanabilirim. Nerede kullanabilirim? Tüylerimin rengini aşmada, saçımın rengini aşmada, mide bulantısında, spazmları giden, mide ağrısını gidermede, işte solunum yollarında, şekeri dengelemede, bir de televizyonda bunlar farklı şekilde anlatılıyor biliyorsunuz sürekli. Farklı hatta konusunda uzman olmayan kişiler tarafından. Böyle olunca da ben bu papatyayı toplayıp kullanırım diyor. Evet. Sıkıntı şurada, onlarca hatta dünya üzerine bakarsanız yüzlerce papatyaya benzeyen çiçek var. Hatta bunlar aynı tür bile değil. Siz botanik bilgisine sahipsiniz. Farklı cinsler. Mesela Tanesiotum adını verdiğimiz bir cins var. Bizim tıbbi papatya dediğimiz Matricaria recutita adıyla çok bilinen papatya türüdür. Şimdi Tanesiotum ayrı bir cins, Matricaria ayrı bir cins, Senesiolar var. O kadar çok tür var ki. Yani çiçekleri birbirine benzeyen ama özellikleri birbirinden ayrı olan. Şimdi sizin tıbbi papatyayı kullanmanız gerekiyor. Eğer tıbbi papatya dışında diğer papatyaya benzeyen çiçekleri kullanırsanız en büyük risk nerede biliyor musunuz? Bir de bunu tıbbi çay olarak demleyip içiyorsanız ve rutin kullanıma da soktuysanız ilk önce vücudunuza zarar görecek organ karaciğeriniz. Çünkü bunların büyük çoğunluğu hepatotoksik. Mesela Tanesiotum adını verdiğim türler genellikle bu parazitleri öldürmede kullanılan bir takım kimyasalları içeriyor. Vatandaş bunu tıbbi papatya sağlık amacıyla içiyor ama doğrudan karaciğerine zarar veriyor. Ve şunu da vurgulamakta fayda var. Biz bazen böyle çalışmalar yaptırıyoruz öğrencilerimize. Son yıllarda eğitim sisteminde bir takım değişiklikler de oldu. Şimdi mezuniyet projesi ya da yüksek lisansa dönem projesi hazırlatıyoruz. Bu projeler kapsamında öğrencilerimize bazen civar illerden ya da bulundukları illerden tıbbi papatya çayları, özellikle aktarlarda satılan ya da marketlerde satılan tıbbi papatya çaylarından örnekler istedik bir çalışmamızda. Getirilen örnekler sayısı o kadar fazlaydı ki, yani 60'a yakın örnek ve bunlar farklı isim, farklı marka adı altında bu saydığım yerlerde satışa sunulan papatya çaylarıydı. Kaç tanesi tıbbi papatya çıktı biliyor musunuz? Sıfır. Hiç mi diyeceksin? Sıfır maalesef. Vay canına. Çok büyük bir risk. O yüzden bunu müthiş. Kesinlikle bir kere bitkisel bir ürün kullanıyorsanız bunu öncelikle eczaneden temin edeceksiniz. Yani evet. İlk adresiniz, aslında tek adresiniz eczane evet, olmalı. Evet, evet, çünkü evet. Güvenilir ürünlerin adresi bu konuda eczane. Ve bu konuda çok, yani çok üzücü. Biz bildiğimiz için ben insanlar da bilsin istedim gerçekten. Son yıllarda biliyorsunuz yanlış ürün kullanımı, hatta hatalı kandırma ürün. Şarlatanlık diyoruz biz bunun adına. Aslında kaba bir tabirle ama maalesef bu şekilde gidiyor iş. Birçok kişi hayatını da kaybetti. Çok yanlış üzücü. Ürün kullanım nedeniyle. Peki halkımızın evlerinde kullanabileceği, kolaylıkla uygulayabileceği bitkisel reçeteler var mı? Ya da doğru bitkisel ürün kullanma yolları nelerdir? Bunlar önemli. Hani şeyler de var, hazırlanış şekilleri falan da var ama o kadar çok program, kişi ve yayın var ki şu anda ülkemizde bir bilgi kirliliği. Bilgi bir kirliliği. De internet diye bir ortam var. Biliyorsunuz orası bilgi kirliliğinin ana mekanı. Süper. Maalesef insanlarımız bir şey öğrenmek istedikleri zaman hemen hani Google amca diye biz nitelendiriyoruz ya, Google'a yazıyorlar işte evet. Papatya nasıl kullanılır? Evet. Aynı sefa çiçeği nasıl kullanılır? Oradan öğrendikleri bilgileri uygulamaya çalışıyorlar. Hayır. Doğru, az önce ne söyledik? Bu konuda eğitim alan tek meslek grubu eczacılar. Böyle bir şeyi kullanmayı düşünüyorsanız öncelikle eczacınızdan, mahallenizdeki, semtinizdeki, en çok ilaç aldığınız, sürekli gittiğiniz, tanıdığınız bir eczacınızdan doğru tavsiyeyi almak. Ha, kullanım sırasında bir takım sıkıntılar, doğru ürünü aldıktan sonra kullanım sırasında bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyorsa bu zamanda ne yapacaksınız? Bu konuda eğitim almış uzman bir hekimden de evet. Danışmanlık alacaksınız yine aynı şekilde. Reçete hazırlamak kolay ama öncelikle bu reçeteyi hazırlamak için doğru ham madde ya da doğru ürünü temin etmeniz gerekiyor. Yine eczaneden. Mesela ıhlamur, ben hep eğitimlerinde bahsederim. Hatırlarsınız, sizin eğitimlerde de konuşmuştuk bunu. Ihlamur bizde böyle geleneksel içecek olarak düşünülen, özellikle bu mevsim geçişlerinde üst solunum yolları enfeksiyonlarında çok kullanılan içeceklerimizden bir tanesi. Ben eğitimlerde bundan da bahsediyorum. Biz ıhlamuru da yanlış kullanıyoruz. Evet. Ihlamurun içerdiği maddelerden dolayı farklı etkileri, endikasyonları var. Nasıl? Mesela diüretiktir, idrar söktürücü etkisi vardır ıhlamurun.
Ne vardır? Sedatif etkisi, yatıştırıcı, sakinleştirici etkisi vardır. Ne etkisi vardır? İçerdiği müsilajdan dolayı özellikle tahrişe bağlı öksürükte öksürük gezici etkisi vardır. Şimdi bizde geleneksel, ben bazen hatırlatıyorum, çocukluğumu hatırlıyorum diyorum, böyle sobalı bir evde. İşte kışın soba yanar, Ilımı kokardı. mavi renkli emaye bir çaydanlığımız vardı. İçerisine sabahları ben babaannenin yanında büyüdüğüm için, işte aile yurt dışında olduğundan, sabah kalktığında babaanne o çaydanlığın içerisine ıhlamuru koyardı. Hatta işte elma kabuğu, ayva çekirdeği, Karanfil, tarçın, tarçın. karanfil vesaire konulur, su doldurulur ve sobanın üzerine yerleştirilirdi. Akşama kadar kaynardı İki o. üç gün bile Gelen hemen kaynardı. böyle bir Evet. fincan doldurur, eksilen suyun Müthiş. üzerine tekrar su ilave edilir ve bu Aynen. şekilde kullanmaya devam edilirdi. Ben diyorum ki Allah'tan bu şekilde kullanıyormuşuz. Aynen. Aynı Şimdi çocukluk, bir, aynı Anadolu'nun özellikle geçmişi. şöyle bir şey, her defasında bitkisel çayı bizim taze hazırlamamız gerekiyor. Yani hazırlayacağız, içeceğiz, kullanacağız, bitecek. Sonra tekrar kullanacaksak yeniden ıhlamur koyup yeniden su ilave edip hazırlamamız gerekiyor. Niçin? Çünkü içerdiği maddeler, yüksek dozda alırsanız günde 3 fincanın, fincan olarak da tabii ki biz artık bu kupaları ölçü olarak veriyoruz. Bu 3 fincanın üzerinde içerseniz kardiyotoksik etki gösterebiliyor ıhlamur. İşte bizim geleneksel kullanımda sürekli seyrettiğimiz için biraz böyle homeopatik etki diyorum ben ona. Homeopatiye giriyor biraz, Enerji. seyreltildiği için artık Enerji. o tehlike ortadan kalkıyor. Bir de şuna dikkat etmek gerekiyor ıhlamurda. Niçin kullanacağız? Yani ben vücudumdan ödem mi atmak istiyorum, toksinlerimi atmak istiyorum, Aa, çok. diüretik etkiyle mi kullanmak istiyorum, beni sakinleştirsin diye mi kullanmak istiyorum, yoksa çok fazla öksürüğüm var, enfeksiyondan dolayı tahriş var boğazımda, o öksürüğüm geçsin onu mu istiyorum? Eğer diüretik, toksin atıcı, ödem atıcı etkisinden ya da sedatif etkisinden faydalanmak istiyorsam, ben bu ıhlamuru demledikten sonra ilk 10-15 dakika içerisinde tüketmem gerekiyor. Çünkü içerisinde işte flavonoidler adını verdiğimiz, siz biliyorsunuz tabii eczacılıktaki eğitim bilgilerinizden dolayı, bir takım maddeler ısı etkisiyle bozulabiliyor, ortamdan uzaklaşabiliyor. Uçucu bileşenler varsa uçucu yağlar ortamdan uzaklaşabiliyor. Biz bu ıhlamuru ilk 10-15 dakikada tüketirsek hazırladıktan sonra bu amaçla kullanıyoruz. 15 dakikadan sonra içersek artık müsilaj adını verdiğimiz o maddeler Evet. yoğun bir şekilde suya geçtiği için ne etkisi var? Öksürük kesici etkisi var. Bu şekilde kullanıyoruz. Yani Bu diüretik kullanım etki amaçlı yapmıyor. Hiçbir işinize kesinlikle. yaramıyor. Evet. Bunları bu şekilde bilerek, bu reçeteleri böyle hazırlamak gerekiyor. Ben mesela vurgulamak lazım. Özellikle bizi seyreden yaşlı seyircilerimize şunu anlatmak lazım. Mesela televizyon programına çıkıyor insanlar. Diyor ki çınar yaprağını kaynatın için. Evet. Romatizmaya iyi geliyor. Evet. İnanın ben Eskişehir'de görüyorum. O yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar Çınar ağacı çınar yaprağı alıyorlar. topluyorlar. Evet. Ne zaman topluyorlar biliyor musunuz? Sonbaharda o yapraklar dökülürken. Çünkü Evet. yaşlı amca teyze ağaca çıkamıyor ki, ne yapsın? Televizyonda da dinlemiş böyle bir şey. Bunu toplayıp kaynatayım. Ben soruyorum o amcalara, teyzelere. Amcacığım, teyzeciğim, niçin topluyorsunuz? Biliyorum çünkü niçin topladıklarını. Yavrum diyor, işte şu Romatizmaya. kişi çıktı, romatizmalarım var, benim ağrılarım var. Bunu kaynatıp içeceğim. Teyzeciğim diyorum ben ona, bak bu ağacın yapraklarını sakın kaynatıp içme. Niçin evladım diyor bana. Diyorum ki bak teyze, sen insansın, senin bir vücudun var. Vücudunda bir takım, hani yemek yiyorsun, içiyorsun bir şeyler ve atıyorsun vücudundan. Dışkılıyorsun ya da idrarla atıyorsun. Senin böbreklerin var çalışan. Ama bak diyorum, bu kocaman bir ağaç. Bu ağacın senin gibi organları yok. Bu ağaçta vücudunda biriken bir takım böyle zehirli, zararlı maddeleri atması lazım. Ne zaman atıyor? Sonbaharda Aa, yapraklarını müthiş, dökerken. müthiş. Senin topladığın bu yapraklar zararlı madde içeriyor. Artı bak, biz nerede yaşıyoruz diyorum şu anda, şehrin göbeğinde. Toz, Toprak, toprak, araç egzoz dumanı. trafiği, egzoz dumanı, bacalardan çıkan Evet. dumanlar, hava kirliliği inanılmaz durumda. Ve Evet. çok daha fazla toksik madde içeriyor. Sakın diyorum bunları kaynatıp içme. Ama beni dinliyorlar mı bilmiyorum. Teyze diyordur ki, ya genç delikanlı, her ne kadar genç değilsek de o bilmiyordur bu işi. Ben televizyonda benim duyduğum doğrudur diye yine onu kaynatıp içiyordur. Çok sıkıntılı durumlar var maalesef böyle. Hocam o kadar böyle gerçekten sıkıntılı ki, bir de şeyler var, dekoksiyon mu, infüzyon mu, hazırlanış şekilleri, o ayrı bir İşte bu yani. kaynatma olayına biz karşıyız. Onu da aslında burada seyircilerin dikkatine sunmak lazım. Eğer bitkisel bir çay hazırlıyorsak biz şöyle yapmak lazım. Mesela böyle bir fincanı aldık. İçerisine kullanacağımız kadar ıhlamur örneği verdik az önce. Ihlamuru koyduk. Bu ada çayı da olabilir, kekik de olabilir. Çayı hazırlanabilecek herhangi bir bitki olabilir. Koyduktan sonra üzerine sıcak su ilave etmemiz gerekiyor. Ama şunu dikkat etmek gerekiyor. Biz genellikle 80 santigrat derece sıcaklığı
ideal görüyoruz su için. Yani o fokur fokur kaynayan çaydanlıkta ya da o elektrikli kettle'larda kaynayan kaynar kaynamaz o suyu aldıktan sonra bunun üzerine dökmeyi uygun görmüyoruz. Sanki haşlama gibi oluyor. Diyoruz ki o fokurdama bitsin, o sesi kesilsin, o sudaki tıslama, fokurdama bitsin. Ondan sonra suyu ilave edin, sıcak suyu ve ne kadar bekleyin. Eğer kullandığınız bitki yaprak, çiçek gibi böyle ince, narin yapıya sahipse 3-5 dakika, genel olarak söylüyorum. Bazı bitkilerde özel şartlar var çünkü. Bu 3-5 dakika bekleme bunun için idealdir. Ondan sonra da bunu süzüp rahatlıkla içebilirsiniz. Odunsu yapıysa kök, gövde kabuğu, dal kabuğu gibi bu süreyi biraz daha uzatabiliriz. İşte 5-10 dakika kadar uzatabiliriz. Ondan sonra süzüp içeriz. Biz buna infüzyon adını veriyoruz. Dekoksiyon biraz daha böyle kaynatmaya yakın. Onda soğuk su ilave ediyoruz. 30 dakika kadar ısıtıyoruz. Sonra sıcakken süzüp içiyoruz ama bu da çok özel bitkiler için. Her bitkiye uygulanan bir yöntem değil. Onda az önce söylediğim gibi mutlaka bu konunun uzmanı eczacılarımız. Bir eczacıdan böyle bir bitkisel ürün, bitkisel çay kullanacaksak, tıbbi çay, yakın bir eczacıdan doğru bitkisel en azından tavsiyeyi almamız şeyleri, gerekiyor. Evet. Bitkilerin kullanımı ile ilgili tavsiyeyi almamız gerekiyor. Yoksa kulaktan dolma bilgiler ya da televizyonda özellikle ben şey söyleyeyim, yani isim vermeyelim ama o kadın programları çok yoğun ya, bir dönem inanılmaz sayıda program vardı. Yani isim vermeyeyim, şöyle söyleyeyim. Mesela Ayhan Altıntaş'ın bir programı var diyelim. Ayhan Altıntaş'tan diplomalı vatandaşlarımız var diye ben bizim eğitimlerde özellikle söylüyordum. Ama asla, yani televizyon programlarında verilen bilgiler biraz böyle o programın içeriğiyle alakalı, popülariteyi arttıran bilgiler, doğru bilgileri her zaman içermiyor maalesef. Yani popüler medya, işte medya endüstrisi, yani herkes artık gerçekten televizyonlarda, internet daha da tehlikeli. Herkes her tür kirli bilgiye ulaşıyor. Kesinlikle. Onun için hani işin uzmanlarına gitmek lazım. Eğer çok bölmeyeceksen burada mesela iki tane bitkiyle ilgili yine çok önemli bilgi. Bunları da aslında halkımıza vermek isterim. Bir tanesi tarçın. Hı-hı. Bir tanesi de televizyonlarda özellikle detoksa hanımefendiler çok düşkünler. Hı hı. Detoks suları hazırlıyorlar. Bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Çok önemli. Kısa. Tam da mevsimi. Maydanoz. Yani. Maydanoz kürü uyguluyor. Mesela televizyon programlarında çok anlatılan kürlerden bir tanesi. Sabahları işte kahvaltıdan aç karnına yarım saat kadar önce uygulanacak bir haftalık bir maydanoz kürü detoks yapar. Vücuttaki toksinlerin atılmasında etkilidir şeklinde. Doğru bir reçete aslında ama burada vurgulanması gereken bir şey var. Mesela gebe kadınların bunu asla uygulamaması gerekiyor. Çünkü yüksek dozda maydanoz kürü uygulandığında özellikle gebeliği sonlandırma riski var. Ama ben hep empati yapın diyorum insanlara. Bu programları her insan seyrediyor. Bu programı seyreden bir gebe bayanı, kadının düşünsenize. Şöyle düşünmez mi? O maydanoz, ben günlük yaşantımda zaten çok sık kullandığım, salatalarda söğüş olarak yediğim bir bitki. Bundan kür hazırlasam hiçbir zararı yok bana. Hatta içerimde bir can daha taşıyorum. Vücudumdan bu toksinleri atacaksam benim bebeğim için de bu yararlıdır der. Bu kürü uygular. Sonrası evet, tabii evet, ki evet. Çok büyük bir felaket. Bir de tarçın çok büyük sıkıntı. Yine dikkat ediyorum etrafta. Özellikle kadınlar çok kullanıyor bunu. Kilo problemi olan kadınlar. İşte bir şişe su, suyun içerisine bir tane tarçın çubuğu, bir dilim limon, evet. Taze nane yaprağı. Sabahtan akşama kadar bunu tüketiyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus tarçın. Maalesef bizim ülkemizde şu anda piyasada var olan tarçın riskli bir tarçın. Genellikle Vietnam ya da Saigon tarçın olarak bilinen tarçın şu anda iç piyasada satılıyor maalesef. Aslında bizim tıbbi amaçla kullandığımız Çin tarçını ya da Seylan tarçını. Hmm. Peki vatandaş derse ki biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Seylan tarçınına baktığınız zaman görüntüsü içi böyle dolgulu. Ben öğrencilerime şöyle anlatıyorum. Yani baktığınız zaman rulo şeklinde çubuklar, içerisinde sanki tütün doldurulmuş gibi bir puro tabakası varmış gibi görürsünüz. Seylan tarçının böyle bir özelliği var. Çin tarçını tamamen böyle mantar dokusu falan alınmamış durumdadır. Bir ağaç kabuğu görüntüsündedir. Rulo şeklinde değil. Böyle boru şeklinde değil. Ağaç kabuğu şeklindedir. Bugün piyasada Türkiye'de satılan tarçınlara baktığınız zaman içeriye doğru hafif kıvrılmış, kalın dokuya sahip bir tarçın. Evet. Bu da Vietnam ya da Saigon tarçın adını verdiğimiz tarçın. Risk ne peki? Kumarin adını verdiğimiz bir madde var bunların içerisinde. Seylan tarçının 1 gramında bu yaklaşık 0,1 miligram civarında. Çin tarçınında 3-4 miligram civarında.
1 gramı da şöyle düşünebiliriz. 1 çay kaşığı kadar tarçın ortalama. Ve Vietnam tarçınında da 7 miligram civarında. 70 kiloluk bir insan içinde, bu bir literatür bilgisidir, 70 kiloluk bir insan içinde riskli doz 7 miligramdır. Yani siz şu anda piyasada var olan o Vietnam tarçınından bir çay kaşığı kullandığınızda o eşik doza ulaşıyorsunuz. Peki sıkıntı ne? Kumarin kanı sulandırıcı etkiye sahip, karaciğer üzerinde toksik etkiye sahip. Artı bir de siz normal yaşantınızda kanınızı sulandıracak bir takım ilaçlar kullanıyorsanız, antikoagülan ilaçlar kullanıyorsanız, yanında da bu tarçını kullanıyorsanız çok büyük bir risk oluşuyor sizin için. Ben Eskişehir'de mesela bunun örneğini çok veriyorum. Eskişehir'de boza diye bizim bir içeceğimiz var biliyorsunuz, geleneksel. Böyle tarçınla çok tüketilir. İşte boza satan dükkanlarda yanında da bir kavanoz içerisinde tarçın. Tarçın da orada bol ve bedava ya. Bizim vatandaşımız oradan birkaç kaşık alır böyle serper üzerine. Her seferinde o toksik dozu aşıyorlar ve gerçekten çok büyük bir risk. Buna halkımızın dikkat etmesi gerekiyor. Çok önemli. Dediğim gibi doğru bilgilere mutlaka ulaşması gerekiyor. İnanılmaz. Yani ben dahi tarçınla ilgili gerçekten çok şaşırdım. Bunu eğitimlerde gözden kaçırmışım. Ayhan Hocam, ben elimde 40 tane soru var neredeyse. Ben 3-4 soruda kalabildim ve zamanın sonuna geldik gerçekten. Ben başka bir programda sizi konuk etmek isterim. Gerçekten İnşallah, çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz hızlı geçti. Yarım saat. Sanki 5 dakika geçmiş nasıl gibi şu an. Nasıl geçtiğini anlamadım. İnanılmaz enerjiniz, bilgileriniz, minnettarım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için tekrar. Evet sevgili izleyicilerimiz, umarım beğendiniz. Ben de sizin kadar bazı bilgilere çok şaşırdım gerçekten. Onun için bundan sonra fitoterapik ürünleri kullanırken nereden alacağınıza ve tarihine, işte korunma ve saklanma şartlarına ve birçok şeye, Ayhan Hocam'ın öğrettiği şeyleri umarım dikkat edersiniz. Bir başka seferde Ayhan Hocam'ı yine konuk etmek isterim. Bir başka zamanda, bir başka haftada görüşmek üzere. Hayatın akışında ve anda kalın, sevgiyle kalın. Çok teşekkürler.